Pepe, içeride benim masamın üzerinde yeni bir kitap var. Size okumak için almıştım. Getirir misin? Aa, yeni kitap mı? Getiriyorum öğretmenim. Nasıl bir kitap öğretmenim? Şimdi okuyunca siz karar verin nasıl bir kitap olduğuna. Kitap okuma saati mi yapacağız öğretmenim? Evet çocuklar. Getirdim öğretmenim. Sen de otur Pepeciğim. Herkes hazırsa kitap okuma saatimize başlıyorum. Ben kitap okurken siz ne yapacaktınız? Gözlerimizi kapatıp duyduklarımızı düşlemeye çalışacağız. Evet, çok doğru. Hadi bakalım başlıyoruz. Uzun zaman önce denizlerin derinlerinde çok sevdikleri gemilerinde yaşayan iki korsan kardeş varmış. Korsan P ve Korsan B. Korsanlar normalde başka gemilerin taşıdığı değerli şeyleri çalan, gemileri soyan, çok da iyi olmayan kimselermiş. Ama Korsan P ve Korsan B öyle değilmiş. Bu yüzden onlara sevgili korsanlar diyorlarmış. Sevgili korsan mı? Çok komikmiş. Evet Pepeciğim. Korsan B ve Korsan P sevgi dolu iki korsanmış. Diğer korsanların aksine denizlerin, okyanusların derinliklerinde yolunu kaybeden, zor durumda kalan, fırtınaya yakalanan gemilere yardım etmek için yaşıyorlarmış. Çok güzelmiş. Ne zaman bir gemi zor durumda kalsa sevgili korsanlar onları kurtarıyor ve gemilere gereken yönü gösterip sevgiyle uğurluyormuş. Sadece gemilere mi? Suyun içinde hastalanan balıklara, balinalara, suyun üzerinde uçarken zor durumda kalan kuşlara, herkese yardım ediyorlarmış. O gün kocaman bir leylek sevgili korsanların gemisine düşmüş. Aa, bu leylek hasta kardeşim. Hemen onu iyileştirelim abi. Tamam, hadi. Sevgili korsanlar leyleği iyileştirmişler. Leylek çok mutlu olmuş. Korsanlara teşekkür edip uçup gitmiş. Güle güle güzel leylek. Bize unutma leylek. Güle güle. Günlerden başka bir gün Korsan P ve Korsan B'nin gemisinin yelkeni yırtılmış. Gemide yelkeni onaracak hiçbir şey yokmuş. Şimdi ne yapacağız? Abi bak, bir gemi geliyor. O sırada ufukta bir başka gemi belirmiş. Sevgili korsanlar çok sevinmişler. Çünkü bu gelen gemiden yardım alıp yırtılan yelkenlerini onarabileceklerini düşünmüşler. Buradayız, buradayız. Hey, bizi görmüyor musun? Buraya, buraya gel. Karşıdan gelen gemi Korsan B'nin gemisiymiş. Ne istiyorsunuz benden? Yelkenimiz yırtıldı. Onu dikecek iğne ve ipliğimiz yok. Sizde varsa bize yardım eder misiniz? Evet, iğne ve ipliğim var ama size neden yardım edeyim ki? Bu denizde ne kadar az korsan olursa ben o kadar çok gemiyi soyarım. Size yardım etmeyeceğim. Aa, ama niye yardım etmedi ki Korsan B? Gerçekten çok üzücü. Şimdi ne olacak Korsan P'ye ve Korsan B'ye? Bakalım ne olacak? Korsan B gerçekten sevgili korsanlara yardım etmeden gitmiş. Sevgili korsanlar fırtınanın yaklaştığını ve fırtınanın gemiyi batıracağını biliyorlarmış. Artık hiçbir umutları kalmamış. Birbirine sarılmış sevgili korsanlar. Canım kardeşim, sanırım gemimiz batacak. Seni çok seviyorum. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Canım abim. Kardeşim kurtulduk, kurtulduk. Hemen yelkenlerimizi dikelim abi. Teşekkür ederiz güzel leylek. Bu leylek günler önce hastayken bulup iyileştirdikleri leylekmiş. Korsan P ve Korsan B iğne ve iplikle yırtık yelkenlerini bir güzel onarmışlar. Fırtınada batmaktan böylece kurtulmuşlar. Bu hayatta yapılan bir iyiliğin her zaman başka iyilikleri doğurduğunu bir kez daha görmüşler. Ay ne güzel. Çok güzel bir öykü bir öğretmenim. Bitti mi? Hayır, devam ediyor. O gece fırtınada Korsan B'nin gemisi bozulmuş. Korsan B ne yapacağını bilememiş. Böyle giderse gemisi batacakmış. O sırada sevgili korsanlar Korsan B'nin gemisini fark etmişler. Aa abiş bak, bir korsan gemisi. Fırtınada batacak gibi görünüyor. Ah, bu geçen gün karşımıza çıkan Korsan B'nin gemisi. Ne yapacağız? Tabii ki hemen ona yardım edeceğiz. Hiç düşünmeden hemen gidip ona yardım etmişler. Korsan B'yi kendi gemilerine alıp hayatını kurtarmışlar. Ben size yardım etmemiştim ama siz bana en zor zamanımda yardım ettiniz.
siz ne kadar iyi korsanlarsınız. İyilik yapmak her durumda en güzelidir. İyilik yapmak hem seni hem de başkalarını mutlu eder. Mutluluk en güzel şeydir. Korsan Bee de o günden sonra sevgili korsan olup herkese iyilik yapmaya karar vermiş. Artık 2 değil 3 tane sevgili korsan varmış. Bu öykü de iyilik ve güzelliklerle burada sona ermiş. Çok güzel bir öyküymüş öğretmenim. Çok sevdim. Ben de bayıldım. En çok sevgili korsanları ve Leyla'yı sevdim ben. Ben hepsini sevdim. Çünkü sonunda kötü korsan Bee de sevgili korsan oldu. Ben de çok sevdim bu kitabı. Bu okuduğumuz en güzel kitaptı. Beğendiğinize sevindim. Bu kitaptaki öykü özetle iyiliğin karşılık beklenerek yapılan bir şey olmadığını, her durumda iyilik yapılabileceğini söylüyor. Evet, sevgili korsanlar, o bize yardım etmemişti. Biz de ona yardım etmeyelim diyebilirlerdi. Ama demediler. Evet, demediler. Çünkü korsan Bee kötülük yaptığı için sevgili korsanların da kötülük yapması hiç doğru bir davranış olmazdı. Sevgili korsanlar her durumda iyilik yapan korsanlar. Öğretmenim. Efendim Pepe. Bu kitabı bir kez daha okur musunuz? Evet. Ne olur öğretmenim, ne olur. Lütfen bir daha okuyalım. Evet, okuyalım. Hadi öğretmenim, lütfen, lütfen. Çocuklar. Okumayı çok musunuz? Okumaz olur muyum? Haydi başlayalım. Seni seviyorum. Eve ne kadar kaldı baba? Çok az kaldı Pepeciğim. Bakalım bebe ona aldığım armağanı beğenecek mi? Bence beğenecektir. Ben kardeşimi çok seviyorum baba. Canım oğlum benim. Bebe de seni çok seviyor Pepe. Bundan eminim. Hadi artık eve gidelim lütfen lütfen. Bak evimiz göründü bile. Yarışıyorsun. Bebe, bebe güzel kardeşim. Buradayım abi. Geldiniz mi? Evet, geldik canım bebeciğim. Bak sana ne aldım. Bana mı aldın? Evet, dur bekle orada, geliyorum. Tamam abi. Ha? Güzel kardeşim, neredesin? İyi de buradayım Pepe. Allah seni bebe. Demek benden saklandın. Şimdi görürsün sen. Yakaladım seni. Yakaladı abi, seni yakaladı. Şimdi ne yapacaksın bana Pepe? Armağanını vereceğim. Ay canım abişim. Umarım beğenirsin. Bunu senin için babamla seçtik. Bakalım beğenecek misin? Aa abiş, ne kadar güzel bir kitap bu. Senin kitapları çok sevdiğini biliyorum. En çok seveceğin öyküyü seçmeye çalıştım. Resimleri çok güzel görünüyor. Bu bir çoban öyküsü galiba. Kitabın adı ne Pepe? Seni seviyorum. Ben seni seviyorum Pepe de. Kitabın adını bilmiyor musun? Seni seviyorum. Ay abiş, ben seni gerçekten çok seviyorum. Kitabın adını merak ediyorum. Kitabın adı ne, söyler misin? Söylüyorum işte bebe. Kitabın adı seni seviyorum. Ha, öyle mi? Ben de sandım ki çok güzelmiş. Şimdi daha da çok merak ettim ikinci öyküyü. Aslında ben de çok merak ediyorum. Ben adını beğenip aldım ama içinde nasıl bir öykü var bilmiyorum. Kim okuyacak şimdi bu kitabı bize? Şuşu. Efendim Pepe. Biz bu kitabı okumak istiyoruz ama daha ben de Bebe de okuma bilmiyoruz. Bizim için sen okur musun? Ha tabii canım. Seni seviyorum. Ne güzel bir adı var kitabının. Evet, ben bu kitabı Bebe'ye armağan olarak aldım. Çok güzel yapmışsın Pepeciğim. Okuyalım bakalım içinde nasıl bir öykü varmış. Yaşasın. Dinliyoruz şişiyi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok güzel yemyeşil etekleri olan bir dağda... Dağ etek mi giymiş yani? Dağın yerle birleştiği geniş düzlüklerine dağın etekleri denir canım. Bu bir benzetme. Sanki senin eteklerin gibi ya şekli. Oraları mı şuşu? Evet Pepeciğim. Aa tamam. Bak benim eteğim de böyle gittikçe açılıyor. Dağın eteği de öyle. İkimizin de eteği var. Devam et şuşu. Evet, bu çok güzel etekleri olan dağda bir çoban yaşarmış. Bu çoban çok aksi, sinirli. Yaşama hep olumsuz bakan bir çobanmış. Kaşları hep çatık çatık dolaşırmış. Bütün gün canı sıkılır. Herkese, hayvanlara, insanlara kızar. Ağzından
bir tane bile güzel söz çıkmazmış. Evet, geçin bakayım şöyle. Dağılmayın. Şşt, sen nereden çıktın oraya? Git, git. Şöyle. Aa, yazık ona. Sevgisiz çoban bu. Evet, gerçekten de bu çoban sevmeyi hiç bilmiyormuş. Günlerden bir gün çoban dağlarda hayvanlarını gezdirirken kayalıklara sıkışmış küçücük bir kız çocuğu görmüş. Ay. Aa, bana yardım edebilir misiniz acaba? Buraya sıkıştım. He? Sen de kimsin? Benim adım Sevgili Kız. Oyun oynarken bu taşlar üstüme yuvarlandı. Sıkıştım kaldım. Beni çıkarır mısınız? Canım yanıyor biraz da. Çoban söylene söylene, sinirlene sinirlene çıkarmaya çalışıyormuş küçük kızı sıkıştığı yerden. Sen nereden çıktın ki şimdi? Uğraşırım bir sürü beni of. Ay, ay, senin yüzünden nasıl da yoruldum. Şimdi ben nerelere gitmiştim? Çok teşekkür ederim sana güçlü çoban. Tamam hadi bak işine. Kız çobana sarıldığında çoban daha önce hiç hissetmediği çok güzel bir duygu hissetmiş. Ama bunun ne olduğunu bilememiş. Sevgili kız mutlulukla kırlarda koşup kelebeklerle dans etmeye başlamış. Sevgili kız ne kadar da sevgi dolu bir kız. Çoban da sevgisiz bir çoban galiba. Evet, çoban sevmeyi bilmiyor sanırım bebe. Ama sevgili kız biliyor. Zaten ondan adı sevgili kız herhalde. Evet çocuklar, aferin size. Devam et Çuş, çok merak ettim neler olacak. Aradan zaman geçmiş, bir gün dağda yine bu küçük sevgili kız ile sevgisiz çoban karşılaşmışlar. Çoban hayvanları incecik bir köprüden akarsuyu diğer tarafına geçirmek için uğraşıyormuş. Çoban hayvanlara sert bir ses tonuyla ve sinirle bağırıyormuş. Hadi sizi bu tarafa diyorum. Gelin hadi size. Aa, sinirleniyorum bak he. Hadi de bu tarafa dedim size. He. Allah'ım ya, oraya değil. Bu tarafa değil, köprüye, hadi köprüye. Ya Rabbim ya. Sevgili kız uzun uzun çobanı seyretmiş. Sonra dayanamamış. Çoban abi, onları kızmasam. Görmüyor musun, nasıl kızmayayım? Hiçbiri beni dinlemiyor. Ama onlara hep bağırıyorsun, sinirle konuşuyorsun. Onlar da seni dinlemek istemiyor. Demiş. Çoban sevgili kızın ne demek istediğini anlamamış. Sen onları o köprüden öteki tarafa geçirmek istiyorsun değil mi? Evet. Bak, güzel keçiler tahtada koyulmuş. Ay, senin tüylerin ne kadar yumuşak böyle. Siz ne kadar tatlı, ne kadar güzel hayvanlarsınız. Seni çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hay durun. İşte sihirli sözcük bu. Seni seviyorum. Bunu nasıl yaptın? Daha bitmedi, izle çoban abi. Sizden bir şey isteyeceğim çocuklar. Benim şimdi şu suyun öbür tarafına geçmem gerekiyor. Ama yalnız gitmek istemiyorum. Siz de benimle gelir misiniz? Nasıl yani? Hadi çocuklar gelin. Aferin size. Bak çoban abi, gördün mü? Hepsi güzellikle bu taraftalar. Ama bu nasıl oldu ki? Tabii ki sevgiyle. Görüşürüz. Çoban da artık sevgili bir çoban olmuş. O günden sonra hep gülümsemiş ve kendi kendine kimseye kızmayacağına, kimseye somurtmayacağına söz vermiş. Sevgili kıza çok teşekkür etmiş ve kendi kendine meğer sevmek ne kadar güzelmiş demiş. Tabii ya, sevmek gibisi var mı? Çok güzel bir öyküydü Şuşu. Canım abim bana en güzel öykü kitabını almış. Sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Ne diyordu öyküde? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bunu söyleyince dünyayı değiştiriyorum. Evet kardeşim. Abi. Efendim bebe? Seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyor musun? Seni sevmez olur muyum? Sana bayılıyorum. Seni çok seviyorum bebe. Canım abişim, canım abişim.
ki? Bilmiyorum bebe. Şimdi gelir herhalde. Ha? Şş, bak geliyor. Yaşasın. Aa, Pepe, bebe. Merhaba Şila. Merhaba Şila. Ne bekliyorsunuz böyle? Dodo bugün bize gelecek, onu bekliyoruz. Aa, öyle mi? Ne güzel. Aa Şila, sen de gel bekle istersen. Sonra beraber oynarız. Aa, tabii olur Pepe. Harika. Hoş geldin bekleme alanımıza. Günlerce bekledi Pepe. Dudu oynamaya gelsin diye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda Dudu da geldi. Ha? Bakın. Evet, geliyor bebe. Ay. Bu kim ki? Merhaba Zeze. Zeze benim sınıf arkadaşım Şila. Yani sen de bizim sınıfa gelirsen senin de sınıf arkadaşın olacak Zeze. Aa ne güzel. Merhaba Zeze. Benim adım da Şila. Şila da benim teyzemin kızı Zeze. Of, memnun oldum Şila. Ben de. Ne bekliyordunuz burada böyle? Dudu bize oyun oynamaya gelecekti de onu bekliyorduk. Pepe ile bebe beni de beklemeye çağırdı. Sonra da hep beraber oyun oynayacağız. Aa ne güzel. Benim de canım sıkılıyordu. İyi tamam Zeze. Sen de gel hadi. Harika, tamam. Hep beraber bekleyelim o zaman. Hadi gel artık Dudu. Ayağımız uyuştu. Oyun oynamak için. Önce bir oyun seçin. Güzel bir oyun seçelim mi Dudu gelene kadar? Aa tamam hadi seçelim. Geri geliyor bakın. Aha, kesin Dudu bu. Hı? Oh ya. Aa. Gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bibi. Merhaba. Merhaba. Merhaba Bibicik. Eminim burada ne beklediğimizi soracaksın. Evet bebe çok merak ettim. Böyle oturmuş ne bekliyorsunuz? Dudu bugün bize oyun oynamaya gelecekti ama Dudu gelmedi. Onun yerine Şila geldi, Zeze geldi, sen geldin. Sen de bize katılmak ister misin Bibi? Aa tabii oyun oynamaya bayılırım ben. Ama önce Dudu'yu bekleyeceğiz. Aa tamam. Bekle, bekle, bekle. Sıkılma sabretmeyi dene. Sabret, sabret, çapla. Ortada ikiye ayrıldım. Ne yapayım abi? Beklemekten çok sıkıldım. Sabret bebe. Sabretmek ne demek? Gerçekleşmesini istediğin şey, gerçekleşene kadar beklemek demek bebe. Aa. Aa. Uf. Beyni Dudu değil. Of demek yok. Sabretmeyi öğreniyoruz. Evet öğreniyoruz. Aa Pepe, Zeze, Bibi merhaba. Ben de buradayım. Ben de Bebe. Bu da Şil. Memnun oldum. Merhaba Mimi. Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Merhaba hepinize. Benim adım Tutu. Tutiş. Çok güzelmiş adın. Tutu benim halamın oğlu. Yakında Tutu da bizimle okula başlayacak biliyor musunuz? Aa ne güzel, ben de başlayacağım. Pepeleri sınıfına hem de. O zaman hepimiz aynı sınıfta olacağız. Ben hariç. Zaten en küçük ben kaldım aranızda. Şey. Burada böyle oturmuş ne mi yapıyoruz Mimi? Aa nereden bildin ne soracağımı? Kuşlar söyledi. Dudu'yu bekliyoruz. Hepiniz mi? Evet. Pepeler gelecekmiş bugün oyun oynamaya ama bir türlü gelmedi. Siz de bize katılmak ister misiniz? Aa çok sevinirim. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. Hani oyun seçecektik Dudu gelene kadar. Aa doğru seçecektik. Ne oynayalım Dudu gelince? Topumuz var mı? Olmaz mı? Var tabii. İstop oynayabiliriz. Ben istopu çok severim. Ama futbol da oynayabiliriz. Aa, futbol oynayalım lütfen, lütfen. Ben de futbol oynayabilir miyim Pepiş? İstersen oynarsın tabii bebe. Ama sen fasulye olacaksın. Fasulye mi? O neymiş? Yani fasulye almak ne demek? Yani yedek oyuncu gibi bir şey bebe. O zaman ben fasulye almam. Aa biri daha geliyor. Bence bu sefer Dudu bu. Bence değil.
Lütfen Dudu olsun. Çünkü burada sabır taşı oldum artık. Bence de Dudu. Bence de. Bence de. Tüh be. Olamaz. Gerçekten olamaz bu. Ne oldu çocuklar? Boncuk gibi dizilmişsiniz buraya. Hayırdır? Niye beni görünce bu kadar üzüldünüz? Sen anlat Şila. Biz anlatmaktan yorulduk artık. Bebe ve Pepe bugün Dudu'yla oyun oynayacaklarmış. Burada Dudu'yu beklerlerken ben geldim. Sonra Zezi geldi, sonra Bibi geldi. Sonra Mimi geldi, Tutu geldi. Anladım. Sonra da ben geldim, öyle mi? Evet dede. Yani hala Duduş gelmedi. Bize sabrediyoruz. Ama sabır taşı olduk kaldık. Ama bunun için üzülmeniz biraz tuhaf değil mi? Niye ki? Siz bir kişi bekliyormuşsunuz. Şansınıza 1, 2, 3, 4, 5... Beni de sayarsan 6 kişi gelivermiş. Hiç böyle düşünmemiştim. Bence. Tabii ya. Biz gelmesek Dudu gelseydi siz üçünüz oyun oynayacaktınız. Ama şimdi ne kadar çokum. İşte bu mutluluğumu yerime getirdi. Doğru. Bir kişiyi beklerken bir sürü arkadaşımız geldi. Sen de bizimle Dudu'yu bekleyecek misin o zaman dede? Olur. Evet, böyle boş boş beklemek biraz sıkıcıymış. Beklemiyoruz dede, sabrediyoruz. Tamam. Bakın biri geliyor. Bu sefer kesin Dudu. Bence de. Bence değil. Bence Dudu. Bence de. Hay Allah. Bu kim ki? Bu bizim güzel arkadaşımız Maymuş. Ne oldu Maymuş kardeş? Sen de oyun oynamaya mı geldin? Nasıl yani? Ne diyor Maymuş Pepe? Dudu'yu gördüm, gelemeyecekmiş diyor. Gerçekten mi Maymuş? Gerçekten değil mi yani? Kafan karıştı. Bakın çocuklar, biri geliyor. Geldim. Harika. Dudu geldi. Dudu harika. 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 Har